Hazreti İbrahim'in belki de ruhaniyeti, bereketi bu şehirde bu manada tezahür etmiş. İşte İnsani Yardım Platformu Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının tümünü çatısı altında topluyor. Ve onlarla birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki mazlum ve mağdurlara el uzatıyor. Onun başkanı ve başkan yardımcısı hocam, kıymetli abim Adil Saraç hocamız, Mehmet Adil Saraç hocamız. Ve kendisiyle beraber bu programda İnsani Yardım Platform Başkanımız, aynı zamanda Deniz Fener'in de başkanı, kıymetli abimiz Osman Gerem abimizle Arakan'ı konuşacağız. Neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adil hocam, teşekkür ederim. Stüdyomuzun büyüğü olarak öncelikle size sözü vermek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun sizden. Uzun bir aradan sonra Şanlıurfalıların karşısına çıkma şansını bana verdiğiniz için şahsınıza ve Şanlıurfa Televizyonu'na teşekkür ederek başlayayım. Biz size teşekkür ediyoruz hocam. Sonra da Şanlıurfa halkına iyi akşamlar diyerek başlayayım bu işe. Şimdi gündemde Arakan. Dün ve yarın gündemde Suriye. Evet. Her zamanki derdimiz Filistin. Eski bir derdimiz Keşmir. Daha eski bir derdimiz Eritre. Evet. Yani son 50 yıldır kendimizi bildik bileli Müslümanların ezilmesine, Müslümanların zulüm görmesine neden olan olaylarla beraber küfrün müllevves eliyle, çirkin, pis eliyle üzerimize oynadığı oyunlara şahit oluyoruz. Ve öyle bir zaman geliyor ki bir şehit sahabeyi duyduğumuzda, bir kan aktığını gördüğümüzde veya bir Müslümanın şehit olduğunu veyahut da zarar gördüğünü duyduğumuzda sızlayan yüreğimiz artık duyarsız hale geldi. Göz yaşlarımız kurudu. Ağlayamıyoruz. Düşünemiyoruz. O ölen, şehit olan insanın yerine veya o şehit olanların geride bıraktığı insanların yerine kendimizi bir türlü koyamıyoruz. Empati yapamıyoruz. Evet. Neden böyle olduk? Kanıksar hale geldik. Duyarsız hale geldik. Ünlü bir kural vardır. Diyor ki, düşündüğünüz gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi düşünmeye başlarsınız. Biz İslam'ı yaşamıyoruz. Biz İslamiyet'i yaşamıyoruz. Bu yüzden artık İslam'ı düşünecek halimiz de kalmadı. Sanki yerde bir karınca ölmüş gibi. Evet. Yahut köşede bir yavru affedersiniz köpek yaralanmış gibi. Ne kadar acırsa onu da o kadar acıyoruz. Yazıklar olsun bize. Oysa mecelde de bir hüküm vardır. Der ki rızayı kabahat aynı kabahattır. Kabahate razı olmak aman yarabbim. O kabahate razı olmak kabahati işlemek gibidir. Evet. Biz zulme razı olmak zulmü işlemek gibidir. Hem kabahatli olmak hem zalim olmak işimize geliyor herhalde. Hocam Buhari'de bir hadis var. Tam böyle burada tam yerine oturacak inşallah. Diyor Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık etmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Biz bu eksenden kaydık hocam değil mi? Eksenden kaydık. Neden? Çünkü biz tarihi de bilmiyoruz. Mesela son zamanlarda Suriye'de İdlib bölgesine girildi. Evet. Ne işimiz var? Bizimkiler öyle diyor tabii. Ne işimiz var? Peki İdlib'li, 210 tane İdlib'linin Çanakkale Savaşı'nda ne işi vardı? Tabii canım. Halep'linin. Halep'linin ne işi vardı? Şanlı'nın. Arakan'dan gelen paranın ne işi vardı Kurtuluş Savaşı'nda? Ya. Arakanlı Müslümanlar bize Kurtuluş Savaşı'na yardım ettiler.
Hindistanlı Müslümanlar bize yardım ettiler. Pakistanlı Müslümanlar bize yardım ettiler. Ellerinde küpelerini çıkarıp gönderdiler bize. Ne var ne yok onları gönderdiler bize. Üstelik o paralar elimizde de geçmedi. Maalesef. Bir tane rant oldu, bir tane banka oldu. Banka kuruldu onlarla. Evet. Peki onlar niye gönderdiler? Orada onlar niye öldüler burada? Yokluk, niye şehit oldular? Yokluk ortamında değil mi hocam? Evet. Yokluk ortamında. Yokluk ortamında. Yani Arakan'dan buraya gelecek para aşağı yukarı 6 ayda 7 ayda gelecek. O günün şartlarında. O gün şartlarında. Onlar gönderdiler. Acaba Türkiye'ye yahut Osmanlı'ya ulaşır mı, hilafete ulaşır mı diye düşünmeden de gönderdiler. Onlar insan değil miydi? Ben sözünü bak istemiyorum. Hesap numarasında evet. Kendi cep telefonuyla tak 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 2 dakikada evet. Geçtiğini görüyoruz. Diyanet Vakfı'nın birçok vakıfların. Buna rağmen tereddüt ediyoruz hocam. Yani şimdi bir de şu olayın şu tarafı var. Ben de Müslümanım, o da Müslüman. Ben de Müslüman, o da Müslüman. Ama o kanla, ateşle imtihan oluyor. Yani belki benim imtihanım yok mu? Yani. Benim imtihanım değil olacak. Bu imtihanın bilinciyle çalışmak lazım. Bu sınav. Bir sınav halindeyiz zaten. Bir sınav geçiriyoruz. Bu sınavı geçirmezsek olmaz. Yani aradaki fark şu. O orada yaşıyor, ben burada yaşıyorum. Yani az önce Suriyeli bir arkadaşla konuştum. Diyordu ki, Suriye'ye Filistinler geliyordu. Biz bunlara mülteci değil, küçük gözle bakıyorduk. Hor görüyorduk. Suriyeli Müslümanlar olarak. Baş ver ya Filistin işte ne olacak diyordu. Diyor şimdi biz mülteci olduk, Suriyeliler mülteci olduk. Yani bizim yarın bir şey mülteci olmayacağımız kime malum, neye malum? Kesinlikle. Yani bir dokun bir ah işit diyor ya. Evet. Derdimiz çok. Allah Müslümana merhamet etsin. Ha. Müslümanın merhamet duygularını beslesin. Her şeyi Allah'tan bekliyoruz. Ha. Ama Allah onları bize gönderiyor. Bizim yanıtlar etmemiz için. Biz onları yine Allah'a onların imtihanı buraya kadar değil mi? Evet. Evet. Osman abi siz mi anlatmıştınız? Demiştiniz. Siz de hoş geldiniz. Adil hocam öyle bir yerlere girdi ki. Allah razı olsun. Hani bize de yarım saat vermişler o yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Adil hocam hani derler ya işte o bant elimize dokundu. Biz hep kesmek istemedik. Keşke böyle geçse diye. Bunlar dertlerimiz. Ben de öncelikle şu anda ekran başlarında bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu imkanı bize verdikleri için de sizin şahınızda Toro ailesine ve Kanal Urfa'nın o isimsiz kahramanlara da buradan Allah razı olsun. Selamlıyorum. Şimdi Arakan, işte biraz önce hocam söyledi. Dün Suriye konuşuyorduk. Bugün Arakan, yarın başka bir belki yeri temenni etmiyoruz ama konuşmak zorunda kalabiliriz. Dün Suriye için sözün bittiği yer diyorduk. Bugün Arakan için söylüyoruz. Bugün Arakan sözün bittiği yer değil, insanlığın bittiği yer. Gerçekten bütün medeni dediğimiz dünyanın gözü önünde insanlar vahşice, hunharca katlediliyor. Evet. Bir soykırımı uygulanıyor. Bir katliam yapılıyor. Ve dünya seyrediyor. En son bundan birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'in bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları uzmanları Arakan'la ilgili bir açıklama yapıyorlar. Şunu diyorlar. Fanatik Budistler Arakan'da insanlık suçunu işleyebileceğini uyarısını yapıyorlar. Bu kadar 300 bin tane insan katledildi. Görmediler. İşte bundan sonra insanlık suçu işlenebilir diye uyarısında bulunuyorlar. Avrupa Birliği'nin insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Christos, sığınmacıların durumlarını incelemek için Bangladeş'e gidiyor. Yıllardır bütün dünyanın gözünde bu vahşet, bu katliam, bu feryat, bu figanlar yapılırken doymadılar, görmediler. Evet. Daha yeni yeni işte incelemek üzere
Bangladeş'e gidiyorlar. Şimdi biz bunları suçlamakla... Hocam çok özür diliyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Arvidsson diyor ki Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelimeler yok. Bu kendi tespitleri. Yani arkadaşlarımız sağ olsunlar, yani o görüntüleri hazırlamışlar ama o görüntüleri izleyecek, tahammül edecek bir vicdan da yok. Maalesef insanlığın ve insaniyetin öldüğü yerde. Evet. Şimdi bunları biz suçlamakla bir yere varamayız. Kesinlikle. Kendimize gelmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Hani her medeniyet kendi insanı inşa eder diye bir tabir var. Onun için bizim de o şanlı ecdadımızın tarihine bakmak suretiyle onlar büyük bir mesuliyetle tarih boyunca hep mağdur ve mazlumların yanında yer aldılar. Onlarda bize kalan mirasla bugün de biz de işte biraz önce hocam söyledi, Keşmir vardı, Afganistan vardı, Çeçenistan vardı, Bosna Hersek vardı. Vardı. Bu olacak da. Biz hiçbir zaman bunlara işte şu kadar coğrafyada, şu kadar uzaklarda deme hakkımız da yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Dün Keşmirli Abdurrahman nasıl ki Keşmir'de Balkan Savaşı'nda hilafetin başkenti İstanbul düşmesin diye Balkan çeteleri kuşatmaya çalışırken Keşmir'de nasıl ki insani yardım kampanyaları başlattıysa o günün şartlarında Keşmirli bacılarımız elindeki kundaktaki bebeğini bağışlayacak bir şeyim yok diye şu bebeği alan yok mu ben de bunun parasını bağışlayayım diye feryat ederken hamallık yapanlar senelerce beni alan satın alan yok mu bunun parasını ben alayım bu kampanyaya bağışlayayım diyen insanlar sokaklarda dolaşırken bugün bizim de aynı şekilde bizim belki burada giden yardımlarımıza ne zaman gelecek diye aç karınlıkta soğuktan donma tehlikesi geçiren insanların en azından bu insani görevimizi yapıp burada bu yardımları göndermemiz lazım. Bakın orada özellikle Bangladeş'te şu anda 700 bin insan sığınmış durumda. Bu 700 bin insanın 30 bini yetim çocuk. Kimsesi kalmamış. Ne annesi ne babası. Ne annesi ne babası. Ve bu özellikle böyle krizlerde, böyle durumlarda bazı gruplar çabuk sahaya geliyor. Bunlar kim? Bunlar genellikle organ mafyasını yapan çeteler, örgütler, evet. Misyonerlik faaliyeti yapanlar. Çok hızlı bir şekilde buralara geliyorlar ve buradaki bu insanların, diyelim ki bizim ulaşmadığımız, sahip olmadığımız bu insanların özellikle bunlar için bir avantaj oluyor. Orada şu anda Bangladeş'te, Arakan'da çalışan, Türkiye'de giden kurum ve sivil toplum kuruluşlarının bizim bunlara bu sahada etkin olabilmeleri için destek olmamız gerekiyor. Yani bizim, bundan önceki toplantıda siz de vardınız zaten. Birçok sivil toplum kuruluşu yıllardır, 20 yılı aşkın süredir orada hizmet eden insanlar var. Bunlara bir akar gitmesi lazım değil mi hocam? Bunların o sahada etkin olabilmesi için. Çünkü evet. Diğerlerinin Avrupa fonlarını kullanmak suretiyle çok büyük destekleri var. Evet. Bizden de müspet olan orada insani, sırf insani yardım faaliyetleri yapanlara da bizim destek olmamız lazım. Evet. Burada göndereceğimiz yardım onların elini kolunu rahatlatması lazım. Ki onlar da bu yetim çocuklara sahip çıkabilsinler. Evet. Bu yetimler ümmetin emaneti.
Bu yetimler yarın hesabı bizde sorulacak. Onun için biz burada Arakan için valiliğin, Şanlıurfa valiliğimizin, bu arada Sayın Valimize Abla Erin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Lojistik, bürokratik destek nedeniyle. Yine bunun yanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Bey'e teşekkür ediyoruz. Lojistik destek ta işte bu Suriye olayları başlatan bugüne kadar hep destekleri yanımızda ve yanımızda olmaya da devam ediyor. Yine bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarımıza özellikle bu kampanyanın Osman abi, iki dakikamız var. İzleyicilerin böyle biraz dikkatini çekerek reklama gideceğiz. Özellikle böyle kameranın içine bakarak kamu kurum ve kuruluşlar da bu manada harekete geçirmemiz gerekiyor. Nelere, nereye, nasıl yardım edeceğiz? Kim ne yapacak? Kamu kurum ve kuruluşlarımız zaten bu konuda özellikle bu kampanyada Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim camiasıyla beraber çalışıyoruz. Evet. Yine müftülüğümüze teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarımızdalar. Şimdi özellikle vatandaşlarımız için söylemek istiyorum. Ben bağış yapmak istiyorum ama nereye gideyim? Şimdi bizim özellikle Balıklıgöl platosunun içerisinde Hasanpaşa Camii'nin hemen yanında standımız var. O standımıza gidip oradan makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Yine bunun yanında Büyükşehir Belediyesi'nin Şahin Abi Kültür Merkezi'nin önünde. Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Önünde bizim Arakan için açmış olduğumuz çadırımız var, bağış çadırı. Oraya da gidip aynı şekilde makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Yine bunun yanında banka üzerinde yapabilirler. Arakan, işte sivil toplum kuruluşları dedikleri zaman orada hesap numaraları var. O şekilde de yapabilirler. Burada özellikle biz bu yardım kampanyaları başlatırken Şanlıurfalar her zaman şanlarına yakışanı yaptılar. Evet. Hatta üzerinden yaptılar. 6 yıldır işte Suriyeli kardeşlerimizle her şeylerini paylaştılar. Bu sefer özellikle başka bir coğrafyada, başka mazlum, mağdur bir halk için ki bu halk gerçekten işte Adil Hocam biraz önce anlattı. Kurtuluş Savaşlarımızda bunlar hep yanımızdaydı. Evet. Mallarıyla, canlarıyla, her şeyle bize destek oldular. Evet. Bugün belki bizim vefa borcumuzdur bunlara, bu yaptıklarımız. Kıymetli izleyenler, 3 dakikamız mı var? Reklama 3 dakika var. Peki. Osman abi, hesap numaraları arkadaşlarımız bu arada sevgili yönetmenimiz eğer yüreği yetiyorsa o görüntüleri bizlere ulaştırırsa görüntüler sevgili yönetmenim Arakan'la ilgili görüntüler. Şimdi tabii denilecek ki işte siz 56. programda bir ay önce işte bütün Urfa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir şeyler yaptınız. Ama ondan sonra Sayın Valimizin başkanlığında bir karar alındı, hesap açıldı. Arakan için hesap açıldı. Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir ve Şanlıurfa'da hizmet veren bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu hizmetleri yürütüyoruz. Osman abi, o vatandaşımızın ulaşabileceği hesaplar varsa sizlerden alalım onları. Bunlar zaten ekranda geçiyor ama vatandaşımızın en kolay bir şekilde ulaşabilecek standlarımızdır. Evet. Yani standlara uğradığı zaman orada rahatlıkla, gönül hattıyla, makbuz karşılığında yardımlarını, bağışlarını yapabilirler. Evet. Bunun yanında özellikle tabii biz biraz önce ifade ettim, Milli Eğitim Camiası ile özellikle burada bizim gençlerimizi, çocuklarımızı infaka, hayır hasenata alıştırmak için de bunları da bu şekilde bu kampanyasının içine... Yani her içine, bir çocuğumuz 1 lira bile verse... Biz onu zaten fazla 1 TL istiyoruz. Yani 1 TL ne demek? Bizim kendi çocuklarımıza 10 TL, 5 TL harçlık verirken... Uzak düşüyorlar. Bazen beğenmiyorlar ama... Ondan 1 TL isterken bilecek ki bu benim 1 TL'me ihtiyacı olan insanlar var. Evet. Onun için bu 1 TL'ler özellikle rahmet damlaları gibi damlayarak işte nehirlere, nehirlerden denizlere, okyanuslara dönüşecek. Evet.
Şimdi hem çocuklarımızı bir şekilde bir duyarlı hale getirmek, evet, hem de o gerçekten bir tele demek, bir insanın bir günlük ekmeği demektir. Evet. İnsanlar aç ve açıkta, zaten sığındıkları ülkede hani derler ya, nana muhtaç, evet, kendileri evet, muhtaçken, tamamen işte Türkiye gibi, zaten Türkiye'den de başka dünyada işte Birleşmiş Milletleri insan hakları şuyu buyu daha yeni yeni, o da nedir? Bunların zaten işi gücü nedir? Rapor hazırlamak. Başka bir şey yok. Yani gidecekler, rapor hazırlayacaklar, ondan sonra işte bu şekilde. Ama derde deva olan Türkiye'den başka yok. Evet. Yani devlet düzeyinde, hani ülke başkanı düzeyinde çoluk çocuğuyla beraber giden başka bir ülke de yok herhalde. Bir tek Türkiye. Bir tek Türkiye. Onun için biz hani bizde başka dostumuz yok diyoruz. Evet. İşte bugün de öyle. Belki aynen, bir TL ile ne olur dememek lazım. O bir TL'mize ihtiyacı olan çok sayıda insanlar var. Ve bu insanlar bir katliamda, bir zulümde kaçtılar. Muhacir oldular ve başka bir ülkeye sığındılar. Onun için bizim işte hem tarih borcumuz, hem insanlık borcumuzdur. Evet. Ve bu şekilde biz de inşallah Şanlıurfalılar bu konuda gerçekten sehavetiyle, cömertliğiyle her zaman tarihe not düşmüşler. Bu arada bir kez daha arkadaşlarımız işaret ediyorlar. Adil Hocam diyorlar ki biz bunu bilmiyorduk. O zaman birazdan reklamdan sonra Adil Hocam'ın o biraz engin tarih bilgisinden inşallah birkaç pasaj, birkaç anekdot daha alacağız sevgili dostlar. Kısa bir ara, sadece 2 dakika. 2 dakika sonra buradayız.
Evet, kıymetli Kanal Ufa izleyiciler, ikinci bölümde tekrar huzurlarınızdayız. Arakan'la ilgili görüntüleri arkadaşlarımız ikinci defa sizlere seyrettiriyorlar. Hakikaten sözün bittiği yerdeyiz deniliyor ya, insanlığın bittiği yerdeyiz. Yani elin gavuru bile, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, az önce de söyledim, diyor ki Arakan'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelimeler yok. Bunu söyleyen Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komisyonu Başkanı. Bu arada sizlerden gelen mesajlar var sevgili dostlar. Özellikle Adil Hocam az önce değindiği konular üzerinden biraz daha gitmesini isteyeceğiz, istirham edeceğiz kendisinden. Yani biz daha önceden Arakan bize yardım etmiş, Endonezya yardım etmiş, Afrika yardım etmiş. Ta ki daha düne kadar Osmanlı sultanları adına kutbeler okunan yerler var. Endonezya'da giden abilerimiz anlatıyorlar. Daha Sultan Abdülhamid Han'a, Yavuz Sultan Selim'e dualar eden, aslında böyle bir neslin, böyle bir milletin devamıyız biz. Fakat bize bir şeyler oldu. Kendimizi unuttuk, dünyayı unuttuk. Unuturken de bizim istiklalimizi elimizden almak isteyenler, bizimle genlerimizle oynamak isteyenler, bizi bu dünyanın hani şu aşağılık tarafına bakıp insanlıkla, İslamiyetle bağımızı koparmaya çalıştılar. Ama sanırım muvaffak olamadılar. Çünkü milletimiz fabrika ayarlarına dönüyor desek. Adil Hocam ne der? Şimdi bu işin kökenine baktığımızda Myanmar neresi? Myanmar, Kamboçya ve Vatikan arasında ince uzun bir devlet. Güney, doğu ile kuzey batı arasında böyle eğri bir devlet. Evet. Şeritli bir devlet. Eski adı Burma Sultanlığı. Evet. Burma Sultanı da dünyanın en zengin adamı. Şimdi bunların dini ne? Budist. Budist ne demek? Ünlü filozof Buda'nın öğretilerine tabi olanlar. Tabi olan insanlar. Sözlerine bakarsak Buda dünyanın en barışçıl insanı. Sözde. En barışçıl insanı. Hatta bir zaman ateizm moda iken Tanrı tanımazlık dediğimiz ateizm moda iken insanlar ilahi dinler yerine beşeri bir din olarak Buda'yı insanlara salık veriyorlardı. Hoşgörü dini, yumuşaklık dini, yardım dini. Hatta derler ki insanı ineğe kıymazlar. Ya. Bu kadar insancıl insanlar. Ama kışkırtma olunca, memle olunca bu en halim selim insanlar bile canavarlaşabiliyor. Evet. Şimdi peki buradaki insanlar, yani bugün Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar dediğimiz insanlar nedir? Onlar da aslında ataları Budist olan insanlar. Ama zaman zaman korsanların, zaman zaman tüccarların limanlarına uğradıkları zaman götürdükleri hocalar, götürdükleri alimlerle İslamiyet dinini seçmiş insanlar. Daha sonra Sultan Abdülhamid döneminde giden hocalarımız, alimlerimiz oraya bir İslamiyet aşısı yaptılar. Yani onları İslam'la tanıştıran insanlar bizleriz. Evet. Bu yüzden de onların çektiği kahırlara ortak olmak zorundayız. Evet. Yani onlar bugün Budist olarak kalsalarını benim sorun olmayacaktır. Evet. Ama madem ki biz onları İslam'la şereflendirdik, Allah onlara onu nasip etti, o zaman bunun için biz kaldırmak zorundayız. Bu bir. Bu nedenle yapmak zorundayız bir. Evet. İkincisi, az önce sözünü ettiğimiz gibi Kurtuluş Savaşı'nda hilafet tehlikede, hilafetin başkenti olan İstanbul tehlikede diyerekten Keşmir'de Abdurrahman'ın, orada başka bir Müslüman'ın, Hindistan'da başka bir Müslüman'ın ayağa kalkarak hilafet yıkılıyor, hilafet elden gidiyor diyerek insanları başlarına toplayarak yaptıkları çalışmalar ve onlar
sizin de bildiğiniz gibi kulağındaki küpeye, işte buradaki maşallaha kadar, işte kolyesine kadar, yüzüğüne kadar, bileziğine kadar her şeyi verip ta ki hilafet düşmesin. Hilafet düşmesin, İslamiyet yere inmesin, hilafetin bayrağı düşmesin diye Osmanlı'ya gönderiyor bunu yardıma. Ama ne çare ki o dönemde İngilizler post ederse onların ellerinde. Nedense 1920'de toplanan bu paralar 1924'te Türkiye'nin eline geçiyor. 4 yıl sonra. 4 yıl sonra 1924'te. Savaş da bitmiş. İşte kalkıyorlar bir banka kuruyorlar. Bankada hisse kapıyorlar. Bankada yüzde milyon şey, kaç hissesi falan adamın. Evet. Benim yüzde kaç milyon hissesi falan adamın. Yüzde milyon kaç hissesi falan gazetenin. Yüzde kaç hissesi efendim. Bu banka şu anda Türkiye'nin en büyük bankası. Evet. Türkiye Türk Dil Kurumu'nun, Türk Arı Kurumu'nun babalarının malıymış ki o parayı da kullandılar. Abi bu paranın borcunu ödemek için yine mi borçluyuz biz? Bu vebali kaldırmak için, evet. Bu yaptıklarını, bu ayıbı örtmek için yine biz vermek zorundayız. Biz hata ettik. Biz hata ettik. Yarabbim bizi affet demek için vermek zorundayız. Şimdi baktığımız zaman yani arkamıza dönüp bakmak işimize gelmiyor. Önümüze bakmaktan da korkuyoruz. Acaba ne olacak diye. Evet. Yani kendi etrafında o ateşte dönen pervaneler vardır ya, kelebekleri vardır ya. Evet. Döne bu ateş bir gün bizi yakacak. Şansımız yok. Şansımız yok, bu ateş bizi yakacak. İyi mi? Ama bugün ama yarın yakacak. Yaktığı zaman da iş işten geçecek. Evet. İş işten geçecek. Eyvah ne diye bir şey oldu diye. Yani yarın bir de şu var yani. Hani yolda gelirken konuşuyorduk ya. Evet. 10 yıl sonra Ufa'yı düşünemiyorum dediniz. Evet. Ben 10 yıl sonra doğacak çocuklarımızın yüzüne nasıl bakacağız onu düşünüyorum. Ey dede, ey baba. Senin deden, senin baban bunu vakit sana böyle mi teslim etti? Sen ne akla bana bunu böyle teslim ediyorsun demeyecek mi? Biz bu kadar duyarsız değildik, bu kadar merhametsiz değildik. Evet. Yani hem coğrafi borcumuz var, hem tarihi borcumuz var, hem dini borcumuz var. Bu borcu ödemek zorundayız. Ha, bu işin başka bir tarafı daha var. Suriye'ye yaptığımız yardımlar genelde aynı noktadaydı. Yani undur, bulgurdur, gıda maddesi, cilsi, battaniye, şu bu gibi aynı yardımlardı. Oraya aynı yardım gönderemiyoruz. Çünkü bir çuvalın 60 lira. O unu göndermeye kalksak masrafı 85 lira. Evet. Bu yüzden oraya nakdi yardım gönderiyoruz. Ben de yani biz platform olarak nakdi yardımdan ateşten korkar gibi korkuyoruz. Niye? Nakdi olan yerde şüphe vardır. Nakdi olan yerde herkes karşıdaki kendisi gibi zanneder. Allah razı olsun. Herkes kendi efendim birileri bu paradan nereden ne malanıyor derler. Bir sakız da saçılesek he. Aynı. Diye bir ünlem çıkar ağızlarından. Bu yüzden öyle bir sistem kurduk ki para elimize değmeyecek. Evet. Para bankada toplanacak. Direkt hesaba. Direkt hesaba aktarılacak. Sayın valimizin. Sayın valimizle beraber direkt hesaba aktarılacak. Yani son derece şeffaf. Kimse kimsenin ruhu duymayacak ve herkesin gözü önünde paranın miktarı da belli olacak, giden para da belli olacak. Bu şekilde bir şey düşündük. Evet. Hocam bugün ben platformun orada arkadaşlarla beraber bir yarım saat yanlarında oturdum. Mendil satan bir çocuk geldi, ufak bir çocuk. Bir baktım geldi, cebinden çıkardı. Buraya para attı, kumbaraya. Buradaki arkadaşlar dediler ki, ya senin ihtiyacın var. Yani hani az önce siz de söylediniz ya, nana muhtaç. Sen nana muhtaçsın, ekmeğe muhtaçsın. Yani sen neden bunu yapıyorsun? O ufak çocuk, yani 11-12 yaşlarında, çıkardı cebinden paraları bize gösterdi. Şükürler olsun, dedi benim param var. Ama onlar dedi aç ver dedi. Açıktalar, onlara yardım etmemiz lazım. Osman abi bir programımızda yine bana anlatmıştı. Bir Suriyeli vatandaş dükkana geliyor. Diyor ki Allah rızası için yardım edin. Lidiyet Allah versin. Biraz da
bet konuşuyor. Diyor Allah bizim belamızı verdi. Bizim imtihanımız buydu. Sizin imtihanınız şimdi başladı. Aslında dediğiniz gibi bu hem bu vebal, hem borç, hem Müslüman olmamızın gerekliliğini eğer yerine getiremezsek hakikaten büyük bir azap içerisinde kendimizi bulacağız. Aynı şeyler bizim de başımıza. Bugüne kadar birçok badireyi Türkiye atlattı. Diyoruz ki bunun neticesi bundandır. Buna ne dersiniz? Yani şimdi ben belki benim gibi düşünmeyenler hocam bu da söylemedi. Ne güzel program gidiyordu. Keşke bunu söylemeseydin diyenler olabilir. Heh. Ama söyleyeceğim. Şimdi bir 15 Temmuz badiresi atlattık. Değil mi? Evet. Yani bu badire gündüz 4'te 4.30'da değil de gece 3'te 3.30'da olsaydı ne yapabilirdik? Evet. Bir şey olmaz. Evet. Ben 60 ihtilalini gördüm. Evet. 12 Mart muhtırasını gördüm. 80 ihtilalini gördüm. 97 28 Şubat darbesini gördüm. Evet. 2007'deki 27 Nisan postmodern darbesini gördüm. Ben böyle darbe görmedim. Silahlı, toplu tüfekli, bombalı, meclisin bombalandığı. Ama birileri yolu şaşırdı, evet, panik yaptı, evet, ve bu iş başarı ulaşamadı. Bunun Türkiye karşılığı biliyor musunuz? Türkiye karşılığı. Allah bu milleti seviyor. Maalesef. Allah bu milleti koruyor. Evet. Allah bu milleti İslamiyet hizmetinden dolayı, Suriyeliler yardımından dolayı, Filistin yardımından dolayı, Eritre yardımından dolayı, Somali'ye yardımından dolayı, Keşmir'e yardımından dolayı, Myanmar'a yardımından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti, Bosna'ya, her şeye yardımından dolayı Allah bu ülkeyi korudu inşallah. Onları da şaşırttı. Onları da şaşırttı. Yani o anda Cumhurbaşkanı'na o cesareti veren kim? Evet. Neydi? Yani o demeden sokağa çıkan insanların cesareti nereden geldi? Mesajlar gelmeden. Mesajlar gelmeden. Allah mesajını gönderdi. Değil. Bu milleti korumak için gönderdi. Evet. Ben cevap verebildim mi? Harika bir cevap. Evet. Osman abi, cevabımızı huzura, sükûne kavuşturdular. Bunun devamı için de bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Neler yapmamız lazım? Şimdi biraz önce hocam Budistlerin işte şey olarak vasıflarını arz ederken işte masum olduklarını, bir ineğe bile dokunmak istemediklerini, evet, işte ne oldu bugün? Aynı ırktan, aynı coğrafyadan yaşayan insanların şu anda o ineğe bile dokunmayan insanlar ne yazık ki bugün, hayvanları parçalar gibi insanları parçalar. Bugün en vahşi hayvanların bile dahi hem cinslerine yapmadıkları bugün o insanlar insanlara yapabiliyor. Ellerini kesmek suretiyle, kolunu kesmek suretiyle, vücudunu parçalamak suretiyle ve bu insanlara bir katliam yapabiliyor. Arakan'da 2,5 milyon Müslüman varken, evet, ne yazık ki bu sayı şu anda 300-400 bine indi. Evet. Ve bütün bu insanlar katliam yapmak suretiyle oradan tecrit ettiler, kovdular. Kovarlarken bu insanlar canlarını kurtarmaya çalışırken işte Naf Nehri geçiyorlar, geçmek zorundalar. Evet. Naf Nehri'nin kıyıları bugün insanlar cesetleriyle doludur. Kanla dolu. Kanla dolu. Ve bu cesetler kıyıya vururken vahşi hayvanlar tarafından parçalanıyor. Evet. Kabir mi? Bir kısmı de canlarını kurtarmak için ormanlara sığınıyorlar. Gece çoluk çocuklar vahşi hayvanlara saldırılarına maruz kalıyorlar. İşte bu vahşeti, bu insanlığı, bu ızdırabı insanlar en azından insanın diyen, vicdan taşıyan herkesin duyarlı olması gerekiyor. Belki bu yardımlarımız işte bu katliamı bitirmeyecek ama en azından oradan ölümden kurtarıp Naf Nehri'nin vahşi ormanlarından kurtulup Bangladeş'e sığınan bu insanların belki sofralarına bir tas çorba olacak. Evet. Belki sırtlarını ısıtacak bir battaniye olacak. Belki başlarını koyacak bir çadır olacak. Bakın orada bir çadır, bir evi sığınabilecek bir çadır $50 diyelim ki. Bir prefabrik ev $800.
onlara çok lüks geliyor bir prefabrika bile. Çünkü yerel şey derme olarak çatma. Da evet derme çatma şeylerde yaşıyorlar. Evet. Bir su kuyusu diyelim açılabilir. Bir gıda yiyecek temin edilebilir. Zaten bu giden paralar orada tamamen oradaki o an acil ona ihtiyaçlarına harcanacak. Burada özellikle bu yardımları gönderirken biz işte hocam Allah razı olsun çok güzel söyledi. Biz hem tarihi hem insani hem vicdani hesaplarımızı vermek için de yapıyoruz. Bir tele diyoruz. Bir tele bir çoluk çocuğumuzun sedakası olacak. Evet. Ve bizim bu bir teleler bizim manevi sigortamız olacak. Bizi koruyacak. Yine biz bizi düşünüyoruz. Onun için bu yardımları bu şekliyle gerçekten bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve Allah-u Teala bununla bizim başımıza gelebilecek şeylerin birçok belayı, musibeti daf ediyor. Evet. En bariz örneği hocam verdi işte bir 15 Temmuz'u geçirdik. Evet. Allah bizi korudu. Allah bizi koruduğu için bunun şükrünü eda etmemiz lazım. Evet. Bugün Allah Teala bu fırsatı bize verdi. Yani bir şükrünü eda edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Evet. Bu bizim imtihanımız. Bu imtihanımızı başarıyla vermemiz lazım. Allah Teala gerçekten bize bu coğrafyaya çok büyük nimetler vermiş. Ben mesela Kurban Bayramı'nda Afrika'nın Tanzanya ülkesindeydim. Evet. Oradaki insanların birçoğu otla besleniyor. Ot ancak bulabiliyor. Temiz su, tatlı su bulma imkanı yok. Biz yani Allah'ın bize verdiği yani ayet-i kerimede diyor ya size verdiğim nimetleri sayarsanız sayamazsınız ki. İşte biz öyle bir coğrafyada, öyle bir toplumda yaşıyoruz. O nimetlerimizin şükrünü de eda etmek için bugün bir fırsattır, bu fırsatı da değerlendirmemiz lazım. Evet. Yine bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına ve Kadir Şinas Şanlıurfaların kapılarını çalmaya geldik. Evet. Bu konuda inşallah her zamanki olduğu gibi Şanlıurfalar bu konuda da bizi mahcup etmeyecekler diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. Adil Hocam, gençler 5 dakika dediler. Bir de bana şöyle diyorlar, mesaj atıyorlar. Diyorlar ki Adil Hocam çok tatlı konuşuyor. Şöyle hani fabrika ayarlarına dönerken hani bilgisayar bozulur ya. Evet. Kafamız allak bullak olmuş hocam. Almış götürmüş bizi. Siz akıllı telefon kullanmıyorsunuz. Aklınızı muhafaza etmişsiniz. Biz akıllı telefon kullanarak aklımızı buraya esir etmişiz. Diyorlar ki şöyle fabrika ayarlarına döndürmek için Adil Hocam bize bir şeyler söylesin. Gençlerin hasreten hem sizin akrabalarınız, dostlarınız, öğrencilerinizin hasreten selamı var. Az önce dediğiniz gibi yani sadece derdimiz yani şimdi ben 24-25 yıldır televizyonlardayım. Her ay bir şey var. Mutlaka olacak da. Ama mutlaka bize ümit verecek. Fabrika ayarlarına dönerken bize bir mesajı olacaktır diyorlar hocamızın. Dinliyoruz sizi. Şimdi Yunus Emre'nin güzel bir beyti var. Diyor yüzyıllar hoşluk ile ömrün olursa Yunus. Son ucu bir nefestir. Sen onu unuttun tut. De ki 200 sene ömrüm var. Evet. Sonuçta bir nefese bağlı değil mi? Aynen. Aldın vermeyi unuttun. Bitti. Verdin almayı unuttun. Bitti. Nefes verdin almayı unuttun. Bitti. Veya nefes aldın vermeyi unuttun. Bitti. Bitti. Bu kadar pamuk ipliğine bağlı bir hayatta nedir bu sefaretimiz? Nedir bu sefaretimiz? Ona buna avuç ovalamak. Aman efendim duman efendim demek. Yalancı doğrusun demek. En uygunsuz şekilde para kazanan insanlara beyefendi demek. En uygunsuz yerlere en uygunsuz tekliflerle veyahut da şeylerle planlarla gelen insanlara eyvallah etmek, önceliklemek. Varsa hayat olmaz olsun. Yani bir defa Allah'ın kulu olduğumuzu unutmayacağız. Abdullah. Bir. İkincisi hiçbir Abdullah'ın hakkını yemeyeceğiz.
Hiçbir Abdullah'ın hakkını yemeyeceğiz. Kul hakkı dediğimiz olay. Kul hakkına girmeyeceğiz. Vaaz verir gibi oluyor ama ben 69 senedeki ömürde ben bunları öğrendim. Evet. İşin özü bu. Biz de onları almak istiyoruz. Evet. Şimdi üçüncüsü, kimseyi aldatmayacağız. Yani falan adama şirin görüneyim diye, filan adam beni sevsin diye hiçbir gayret göstermeyeceğiz. Allah bizi şirin görecek. Allah bizi kulu görecek. Yani falan yerde ekrana çıkıp filan yerde fotoğraf çektirmeyeceğiz. Ekrana fotoğrafımızı Allah böyle alacak. Fotoğrafımızı Allah çekecek. Allah'ın melekleri çekilir. Allah'ın melekleri çekecek. Dolayısıyla bilmiyorum yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama. Devam ediyor hocam. Evet. Şimdi bir defa 200'lüğü bırakacağız. Samimi olacağız. Çoluğumuza, çocuğumuza düşündüğümüzü başkasının çoluğu çocuğu için de düşüneceğiz. Evet. Yaşamayı öğreneceğiz, yaşamayı. İnsanca yaşamayı, İslamca yaşamayı öğreneceğiz. Öğretmedik mi? Çocuğumuzu efendim en iyi okullarda okuturken, en iyi eğitimi verirken onun cehenneme gireceğini de düşüneceğiz. Onu cehennem ateşinden koruyacağız. Evet. Çocuklarımızı cehennem ateşinden korumak için ne yapıyoruz? Tamam, vali yapıyoruz, kaymakam yapıyoruz, doktor yapıyoruz. Profesör yapıyoruz. Profesör yapıyoruz. Ama. Ha, zengin yapıyoruz. Masa sahibi, kasa sahibi yapıyoruz. Ama cehennemden korumak için ne yapıyoruz? Bu sorun cevabı. Bu sorun cevabı. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Kanal Alfa izleyicileri, Arakan özel gündemiyle huzurlarınıza geldik. Ben bağış yerlerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dergah platosunda, yani Mevlid-i Halil Camisi'nde, Hasanpaşa'nın tam karşısında bizim İnsani Yardım Platformu'nun görevlileri var, gönüllüleri var. Biz de gönüllüsüyüz. Adil Hocam da az önce titri falan yazarken gönüllü yaz dedi. Aslında en güzeli bu, biliyor musunuz? Her şey fani, ölüm ani, bir nefeslik vaktimiz, ömrümüz var. Buna göre yaşamamız lazım. Arakan'a borcumuzu ödemek için, Arakan'a Müslüman olarak vecibemizi yerine getirmek için, Arakan'daki insanlığa, insanlık dışı muameleleri dünyaya duyurmak ve onlara yardım etmek için sizlerden destek bekliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde de standımız var. Zaten bankaya girseniz, zaten İnsani Yardım Platformu yazsanız, zaten Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu derseniz hepsi çıkar. Hazreti Google bu konuda sizlere yardımcı olacak. Bir başka programda inşallah güzel haberlerle, güzel bir programla huzurlarınızda oluruz. Ama Müslümanın hüznü bizim hüznümüz. Müslümanın sıkıntısı bizim sıkıntımız. Programa şeref veren hocam, abim, büyüğümüz Mehmet Adil Saraç hocama ve İnsani Yardım Platformu Başkanı Sayın Osman Geremet huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bu büyük yükü üzerimizden alıyorlar ama bizim de onlara destek olmamız gerekiyor. Çok sağ olun, var olun.